bugün bizim elimizde bir bütün halinde Kur'an-ı Kerim, bir kitap halinde ve dolayısıyla ondaki bütün şeyleri benimsememiz, hepsini bir anda benimseyip yaşamamız mümkün olmuyor. Şimdi bu noktada mesela sünnetin öneminden bahsettik ya hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i açıp zaten bugün biri okuduğu zaman ne yapacağını anlayamaz. Yani nasıl yapacağını anlayamaz daha doğrusu. Emirler vardır ama onu bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göstermişti. Yani Kur'an-ı Kerim ne yapacağımızı, sünnet nasıl yapacağımızı öğretir çünkü. Şimdi bu açıdan biz mesela bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip ederek Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanarak o sağlıklı düşünceye ulaşabilir miyiz? Birebir tamamen böyle. Çünkü gerçekten şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i önümüze koyduğumuzda bir rehber olmadan doğrudan yani bir e, Müslüman düşünün sanayide çalışıyor. Sabahleyin 8'de gidiyor. Akşamleyin 5'te çıkıyor. Akşama kadar sanayide çekiş sallıyor. Diğer bir Müslüman düşünün işte çok ağır bir işte çalışıyor ve bu akşam bu Müslüman akşamleyin eve geliyor. Şimdi biz şunu mu demek istiyoruz? Sen e, Kur'an-ı Kerim sana indirildi evet hı hı. ve sen bu Kur'an'ı açacaksın Fatiha suresinden Nas suresine kadar. Belki bir tefsir ana bilim dalındaki bir ilahiyat fakültesindeki bir hocanın bütün her şeyden azade bir şekilde ayırdığı vakti ayıracaksın. Kur'an bu şekilde anlayacaksın. Bunu mu diyoruz? Bunu mu kastediyor? Aslında bugün sadece bize Kur'an yeter diyenler, Sünnetten sarp nazar etmemizi, Sünnetin gereksizliğini, Hadis'in gereksizliğini ifade edenler aslında böyle absürt, temelsiz, aklın, mantığın ve ahlakın temellerinden yoksun bir şey önerdiklerini aslında onlar da çok iyi biliyor. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. Ben Ben desem ki mesela. İlim olsun ama alim olmasın. Tıp olsun, tıp güzeldir. Tıp Hı -hı. olmasa ne yaparız? Tıp olsun ama tabip olmasın. Yani bilgi olsun, bilgi önemlidir ama bilge olmasın. Talim olsun, talim önemlidir ama muallim olmasın. Tedris olsun ama müderris olmasın. Felsefe olsun, felsefe çok önemli ama filozof olmasın. Sözü ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı bir zemine sahipse din olsun ama hiçbir rehber olmasın sözü de aynı şekilde absürttür ve e, akli temelden yoksundur. Şimdi çok basit bir alet alıyoruz. Çok basit bir edevat. E, yani cep telefonlarından falan bahsetmiyorum. Çok basit bir mekanizma ile çalışan işte prize şöyle sokacaksınız falan alete bu şekilde entegre edeceksiniz kablosunu. Şu üç tane düğmesi var. Şu kadar kalınlıkta bir kullanma kılavuzu var. Bütün ihtimalleri sayıyor. Hiçbirimiz şöyle yapıyor muyuz? Hayır, bizim için önemli değil. Ben bu aleti bu şekilde görünen mekanizmaya göre takarım, kullanırım kaç gün içerisinde alet yanabilir. Evet. Başka problemler söz konusu olabilir. Çok basit, üç düğmesi olan bir aletin bile komplike bir kullanım kılavuzu var. Ama biz e, Kur'an-ı Kerim'de inançla ilgili, ibadetle ilgili, e, muamelatla ilgili, ahlak ile ilgili pek çok ayet var. Çeyrek asırlık bir sürede e, bir toplumu inşa ede ede adeta böyle bir kaneviç oyası gibi toplumu işleye işleye indirilmiş bir metin var. Bir Kur'an-ı Kerim var, bir ilahi kelam var ve biz burada hiçbir rehbere ihtiyaç duymayacağız öyle mi? Bir defa bu daha başlangıçta Kur'an'ın kendi iç yapısıyla da uyuşmayan bir durum. Çünkü Kur'an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz arasındaki en külli ilişkiyi ifade eden ayet aslında bu ayet. Yani fe innehu nezzelehu ala kalbike vahyin taşıyıcısı olan Cibril-i Emin Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in kalbine indirmiştir. Aslında kalbine inmesiyle onun karakterine inmiştir ve peygamberimizin yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, aile reisliğini, ne bileyim devlet başkanlığını, komşuluğunu ve sair bütün ahvalini Kur'an'a kesmiştir. Sadece bu ibadet sahasıyla ilgili bir durum değildir. Hayatın hmm. tamamına dair bir olgudur. Belki de bundan dolayı Allah Celle Velalhu Hazretleri Ahsap Suresi'nin 21. ayetinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. كَانَ لَكُمْ lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için çok güzel bir örnek vardır. Aslında oradaki üsve kelimesi bir anlamıyla evet model demek. Fakat en orijinal manası, eski manalarından birisi de ilaç demek, deva demek. Peygamber de sizin için güzel bir üsve vardır demek bir tedavi, bir ilaç, bir deva vardır demek. Kimin için olduğunu da sonrasında açıklıyor. Limen kana yarcullah. Yani biz öldüğümüz zaman etlerimiz, kemiklerimiz, iliklerimiz, sinirlerimiz toprak olduğunda gücü, kuvveti, kudreti her şeye galebe çalan Allah bizi topraktan çıkartacak. basu badel mevt dediğimiz bir şey olacak. Ölümden sonraki diriliş gerçekleşecek. Allah bizi karşısına dikecek ve yaptığımızın hesabını soracak. Kim buna inanıyor ise ve bu dünyanın ötesinde başka bir dünyanın ahiretin olduğuna inanıyor ise ve zekarallahe kethiran ve Allah'ı çokça andığını, zikrettiğini iddia ediyor ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de onun için çok güzel bir örnek vardır. Böyle buyuruyor. Şimdi buradan çok güzel bir noktaya gelmiş olduk. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece namazın kılınmasında, zekatın verilmesinde, orucun tutulmasında değil, sadece ibadet boyutunda değil, aynı zamanda ubudiyet boyutunda da Müslümanlar için rehberdir, örnektir. Çünkü biz aslında bütün davamız iyiyeke nabududur bizim. Yani sadece sana kulluk ederiz sözünün fehvasını, hakikatini evet. yerine getirmek için biz bu dünyaya geldik. Nabudu fiilinin iki tane masarı vardır Arapçada. Hı hı. Bir tanesi ibadettir, diğeri de ubudiyettir. İbadeti yapana abid derler. Ubudiyeti yapana da abd derler. İbadet nedir? Namazın mesela akimus salate. Namazı dosdoğru kılın bu ibadettir. Yani 12 tane farzı var. Altısı içinde, altısı dışında. Dışındakiler şart, içindekiler rükün. İşte bildiğimiz husus. Bu hmm. namazın e, ibadet boyutudur. Fakat namazın bir de ubudiyet boyutu vardır. Nedir namazın ubudiyet boyutu? İnne salate tenhe anil fahşeyi vel münker. Namaz insanın kötülükten ve fuhşiyattan alıkor, alıkoymalı. Namazı insan kıldığı gibi insanı da namaz kılmalı, dövemez kılmalı, sövemez kılmalı namaz kılanla kılmayan arasındaki fark açık bir şekilde ortaya çıkmalı. Ticarette ortaya çıkmalı, yönetimde ortaya çıkmalı, öğrencilikte ortaya çıkmalı, hocalıkta ortaya çıkmalı bütün boyutlarıyla. Şimdi ibadet boyutunu yapana abid, ubudiyet boyutunu yapana abd derler. Ve Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'i abd olarak ifade ediyor. Asıl maksat ibadeti yapmak değildir. İbadet bir vasıtadır. Asıl maksat ibadetin bütün ahlaki sonuçlarını hayatın yekununda tamamında ortaya çıkartmaktır. Onun için Sünnet-i seniyye dediğimiz hadise, evet sadece mesela şimdi yatsı namazının farzını kıldık. Öncesindeki dört rekat, sonrasındaki iki rekat değildir. Ahde vefa sünnettir, diğer gamlık sünnettir, sadakat sünnettir, ee, ne bileyim insanları sevmek sünnettir, özveri sünnettir. Yani sünnet aslında tepeden tırnağa, iğneden ipliğe bütün eşyayı kuşatan rahmet, gayret ve... E, çaba yüklü bir aksiyondur aslında. Bu açıdan bakıldığında sünnet bize doğru düşünmeyi de öğretir. Hayatın anlamını öğretir. Bu anlam içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. Bir defasında mesela Ashab-ı Kiram gelmiş peygamberimize sormuşlar. Eyyul mu'minine ekyes Müminlerin en zekisi kimdir? Hani akla akletmekten bahsediyoruz. Evet, hı -hı. Aklı sağlıklı düşünmeden konuşuyoruz. Müminlerin en zekisi kimdir diye sorulduğunda peygamber efendimiz buyurmuş ki ekferuhum lil mevti zikra Ölümü en çok düşünenlerdir. Ve ahsenuhum lime badehu istiyade de ve ölüm sonrası için en iyi hazırlanandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Efendimiz burada bize ya. aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bunun çıktısını da gösteriyor yani. Müthiş bir şey. Hocam Hasan-ı Basri Hazretleri de kalbi karartan hususları sayarken birkaç madde zikrediyor. Birincisine şunu söylüyor. Diyor ki kişi diyor günah işler. Sonra diyor der ki işte nasıl olsa tövbe edeceğim diye tekrar tekrar günah işler. Yani günahında ısrarcı olur. İkincisi işte verilen nimetlere şükretmez. Üçüncüsü defneder ama defnet, o defnettiği kişiden bir ibret almaz. Yani kişi öldü gitti tamam artık ben yaşıyorum hayattayım nasıl olsa düşüncesiyle hareket eder bu şekilde birkaç madde zikrediyor şimdi o ifade ettiğiniz gibi yani ölümü tefekkür etmek diyoruz ya işte ölümü tefekkür etmek bu yani yarın ben o toprağa gireceğim. Ben gireceğim ama nasıl gireceğim orada? Nasıl hesap vereceğim? İşte Cenab-ı Hak'ka diyebilecek miyiz? Allah'ım yalnız sana kulluk ettim diye. Neye kulluk ediyoruz bugün yaşantımızda, bizim hayatımızda en çok değer verdiğimiz şey ne? Para mı? İşte makam mı, şöhret mi? Ne? Bunları bir düşünmemiz lazım. Haliyle bunları düşünüp Bunların arınma bunlardan arınmanın yollarına gitmemiz lazım. O zaman zaten sağlıklı düşünceye ulaşmış oluruz biz. Kelimenin zaten akıl kelimesinin etimolojik yapısı bağ demek. Mesela Araplar devenin ayağına vurulan bağı ikal derler. Kalede insanların mesela bir kale kale düşünün. Kale insanları düşmana karşı koruyor, onları bir yerde bağladığı için tuttuğu için makil derler. Hmm. Mesela insanların hapsedildiği, e, tutuklandığı yere mutekal derler. Bunların hepsi akıl kökünden gelir. Akıl aslında bağ demektir ve en genel anlamıyla akıl insanın aklını ve kalbini, düşünce sistemini ve duygu sistemini Allah'a bağlayan e, aslında mekanizma demektir. Yani akletmek demek, akıl demek, sağlıklı düşünce bir insanın aklını ve kalbini dolayısıyla da eylemlerini Allah'a bağlayabilmiş ise o Kur'an'a göre sağlıklı düşüncedir. Eğer bir insan e, düşünce dünyasını ve gönül dünyasını sağlıklı bir şekilde Allah'a bağlamayı başaramamış ise daha zeki olabilir, daha kurnaz olabilir, dünyalık menfaatlerini, imkanlarını daha çok tesis etmiş olabilir ama o Kur'an'a göre sağlıklı aklediyor kabul edilemez. Çünkü akletmek dediğimiz şeyin aslında insanın ruhi kuvvetlerinin tamamı için bunu söyleyebiliriz. İki boyutu var. Evet. İnsan çünkü çift yönlü bir varlık. Bir yönümüz bizim çamura bakıyor, maddeye, süfliyata bakıyor. Çünkü özümüzde çamur var. İnsan çamurdan yaratılmış. Ama bizim içimizde Allah'tan gelen bir esinti var. Ve nefak fihi min ruhi. İnsana ruhumdan üfledim buyuruyor Allah Celle Velal Hazretleri. Müteşabih bir ifade. Mahiyetini bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor ama bizde Allah'a dair bir esinti var. Yani bizim bir yönümüz meleklerin atamız Adem'e secde ettiği o hikmete bakıyor. Bir yönümüz de çamurdan yaratılmamız sebebiyle süfliye bakıyor. İnsandaki manevi mekanizmaların tamamı da buna akılda dahil, buna ruhta dahil, buna nefiste dahil. Bir boyutu sonsuza aşkın olana, bir boyutu sonlu mukayyet olana, engin olana bakıyor. Şimdi biz mesela bu aklı ikiye ayırıyoruz onun için. Aslında birkaç kısım var ama konumuzla ilgili olan iki kısmından bahsedeyim. Aklı maaş dediğimiz bir akıl var. Bu aklı maaş dediğimiz akıl insanın çay içerken, günlük ihtiyaçlarını karşılarken kullandığı, yeme içmede kullandığımız adi ihtiyaçlarımızı, sıradan ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız akıl. Biz buna maddi akıl, materyalist akıl, rasyonalist akıl diyebiliriz. Bu da gerekli. Yani ayakkabı seçiminde kullandığınız, doğru ayakkabıyı seçmek için kullandığınız akıl bu akıldır. Bu akıl da gerekli. Çünkü insan, biz ruhlar aleminde yaşamıyoruz, madde aleminde evet. yaşadığımız için maddi akıl da bize çok lazım olan bir şey. Mevlana Hazretleri'nin bir ifadesi var biliyorsunuz. Yani gök kubbe ne kadar geniş olursa olsun, yeryüzü ne kadar geniş olursa olsun, ayakkabınız vuruyor ise bütün konforunuz bitmiştir, <laughs> bütün rahatınız gitmiştir diyor Mevlana Hazretleri. bu akıl önemsiz değil, bu akıl da çok önemli. Evet. Fakat bir de aklı maat dediğimiz bir şey var bizim. Bu aklı maat dediğimiz şey varoluşsal bir sorgulama yapan, niçin sorusunu soran, bu dünyaya niçin geldiğini, nasıl yaşaması gerektiğini, kendisindeki kendisini bir hayvandan ayıran veya diğer canlılardan ayıran özelliklerin farkında olan ve bunların gereğini yerine getirme konusunda ahlak-ı hamide ile güzel ahlak ile beslenen, donanan, donanmayı isteyen bu konuda çaba ortaya koyan akıl demektir. Tefekkür diyebilir miyiz hocam? Aslında işte derin nitelikli Hı -hı. tefekkür, insanın varlığı var edicisine bağladığı, alemle alemi yaratan arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde kurduğu ve kendisinin de bu alemdeki gayi birliktelik içerisindeki yerini tespit ettiği, e, akıldır bu. Dolayısıyla bu akıl mükerrem bir akıldır. Değerli bir akıldır. Ve bu akıl insana varoluşunun anlam ve amacını en derinden hissettirir. Nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl ölmesi gerektiğini fehmettirir. Şuradan geldik ya, yani e, e, eğer bir insan ölümü doğru anlayamamış ise, hayatı <laughs> doğru anlayamamış ise ve ölüm sonrasında doğru bir hazırlık yapamamış ise o aslında Kur'an'a göre akıl kabul edilmiyor. Sadece zeki, sadece kurnaz, sadece aklı meaş sahibi ama aklı meattan nasibi olmayan yarın vefat ettiğinde çok pişmanlık duyacak bir kimse olarak betimleniyor. Mesela hmm. cehennemlikler cehenneme girmişler. Evet. Melekler sormuşlar. Elem yetikum nedir? Size hiç elçi peygamber gelmedi mi? Kalu bela kat ce'ene nedirun. Demişler ki bize peygamber geldi. Fakat biz Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve قال لو كنا نسمع او ma kunna fi ashabis Eğer biz söylenenlere kulak vermiş olsaydık, işitseydik ve akletseydik veya akletseydik biz cehennemlik olmazdık. Şimdi bakın, eğer akledebilseydik, düşünebilseydik cehennemlik olmazdık diyorlar. Cehennemliklerin top yakın bir itirafıdır bu. O zaman buradaki akletmek dediğimiz şey akletmenin gerçek manası. Yani biz eee Öyle bir şeyden bahsediyoruz ki düşünmek dediğimizde, sağlıklı düşünce dediğimizde insanı Allah'ın rızasına ulaştıran, dolayısıyla insana ebedi mutluluğu kazandıran bir çaba ya da çabalar bütünüdür aslında sağlıklı düşünme dediğimiz şey. Bir boyutuyla gece ve gündüzün peş peşe gelmesinin üzerinde düşünmeyle başlar. İnsanın daha sonra steteskopu, kendi kalbinin üzerine koyması, kendi benliğini, kendi varlığını, kendi başlangıcını, kendi sonunu düşünmesiyle devam eden... Ve en sonunda artık Allah'a teslimiyet ile neticelenen bir süreçtir bu düşünme işi. İnsan bu sağlıklı düşünmeden koptuğu an evet daha zeki olabilir, daha kurnaz olabilir, daha müreffeh yaşayabilir. Aklı maaş konusunda bir problem yaşamayabilir. Ama vefat ettiği andan itibaren bu aklediş ahirete taşınmayan, uhrevi alemde ona hiçbir şekilde fayda vermeyecek olan bir düşünme sistemidir ve bunun Hazreti Peygamber hiçbir faydasının olmayacağını da ifade ediyor yani. Ki buradan bahsettiniz bize de çok güzel bir mesaj. Yani bakın yarın bir gün cehenneme gidildiği zaman orada melekler bunu soracaklar ve diyeceksiniz ki hani eğer akledebilseydik ona uyardık diye. Şimdiden akledin. Evet, şimdiden akledin. Yani hazır gitme ölken bir ayağı da aslında budur. E, çok şimdi güzel bir mesele. Evet hocam. Şimdi şöyle düşünelim mesela e, Allah'ın bize verdiği nimetler var. Pek çok nimet verdi. Görmek için göz verdi, işitmek için kulak verdi düşünmek için akıl, hissetmek için iman etmek için kalp verdi, mal verdi, mülk verdi. Yani güzel bir söz paylaşmış bugün bir arkadaşım çok hoşuma gitti. Şükredecek bir nimetinin olmadığını düşünüyor isen nabzını bir kontrol et. Hala ya. yaşıyor musun? Hala yaşıyorsan <laughs> bu çok büyük bir imkandır. Evet, yani hocam. çok büyük bir nimet bu. Şimdi büyük zatlardan bir tanesi yani söz sözü açıyor ana konudan kopmayacağım ama. Söz sözü açıyor bir kabrin yanından geçerken öğrencileriyle birlikte eee üzerine elini koymuş. Bir öğrencisine demiş ki veya öğrencilerine demiş ki bu kabir yarılsa bu ölü dirilse ne yapardı? Şimdi çok güzel bir soru, büyük bir soru. Hemen demişler ki öğrenciler efendim işte öteleri gördü, öldü. Ya bizim için gaybi olan iman esasları onun için ayan beyan ortaya çıktı. Meleği gördü. Belki kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Onu gördü. Herhalde girilse hemen bir abdest alır, bir namaz kılar. Yaptığı haksızlıklar bir bir telafi eder. Haramlara düşmez. Adam gibi yaşar. Şöyle yapar, böyle yapar saymışlar. O zat demiş ki bundan geçti artık ama sizden geçmedi. Şimdi bunun öyle bir imkanı söz konusu değil. Yani. Şimdi pek çok nimet var elimizde. Fakat bu nimetlerin aklı akıl nimeti dahil en değerlisi nedir diye sorduğumuzda e, <laughs> Bunun karşında çıkan cevap, karşımıza çıkan cevap düşüncenin yönünü, istikametini, mahiyetini, tabiatını da bize veriyor. Bir insan düşünelim. Saydığımız bütün nimetlere sahip olsun. Malı olsun, mülkü olsun, orduları olsun, hı hı. binaları olsun, şehirleri olsun, ülkesi olsun. Hatta desin ki bu kimse bu Nil Havzası'nda benden başka ilah yok desin. Mezopotamya'nın Rabbi benim, benden başka Rabbiniz yok desin. Bu nimetlerin hepsini yani bir beşer cinsinin bu dünyada sahip olmayı hayal ettiği bütün nimetler olsun. Evet. Ve bu kimse Kızıldeniz'de boğulmaya başlasın. Son nefesini versin ve son nefesini alsın ve onu dinleyelim. Onu dinleyelim ki gerçek nimet nedir? İnsanın elindeki en paha biçilmez ganimet, cevher, hazine nedir? Anlayalım. Firavun'dan bahsediyoruz. Evet. Son nefesini aldığında, son nefesini verdiğinde hatta ize edrakehul garaq boğulmaya başladı. Kale dedi ki Şimdi hani orduları vardı, piramitleri vardı, sarayları vardı, bir sürü emrinde insanlar vardı. Tabiri caizse yediği önündeydi, yemediği arkasındaydı ama dedi ki Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsraile ve ene minel müslimîn. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a şimdi ben de iman ettim dedi ve Müslüman oldum dedi. Orada geçen iki tane kavram bir insanın hayatındaki en değerli iki nimete işaret ediyor. Ve insanın bütün müktesebatının, akıl gücünün, irade gücünün, duygu düşünce gücünün, düşünce gücünün kendisine yönelmesi gereken temel maksata işaret ediyor. İki tane kavram. Bir, iman ettim dedi. Ementu tu dedi. İman. <laughs> Yeri de dedi ki ve ene minel müslimin. Müslümanlardan oldum ben artık Müslümanım dedi. Yeri de İslam. Ya. Yeah. Şimdi beni çok etkileyen çok güzel bir söz vardır. E, gam değildir. Gide dünya ...kala din. Gam odur ki... ...kala dünya gidedin. Yani elimizdeki en büyük nimetin... ...Firavun'un aslında bize verdiği bir mesaj var. Hatta ayeti cellede de buyuruyor ki... ...felye bir <laughs> bi bedenike... ...bugün senin bedenini kurtaracağız... ...litekune limen halfeke eye... ...senden sonrakiler için bir ayet olman için... ...böyle buyuruyor Allah. Firavun aslında bir ayet. Firavun bize hayatın manasını metresini, litresini, hacmini, gramını ahiretle kıyaslandığında hayatın değerini anlatıyor. Yani bir insanın hayal edebileceği bütün nimetlere sahip olan birisi son nefesinde bütün bunların hepsinden vazgeçti ve iki şeye sahip olmak istedi. Birisi iman, iman diğeri İslam. Bu muhteşem bir şey. Ya. O zaman şimdi sağlıklı düşüncenin bir kıstası daha çıkmış oldu ortaya. Dünya ile ahireti sağlıklı bir şekilde dengeleyebilmek ve bunun üzerinde sağlıklı bir Tespit yapabilmek yani züht yani ahireti dünyaya öncelemek, ahireti dünyanın önünde ve üzerinde görmek sağlıklı düşüncenin bir kriteri. Hani şair evet. diyor ya bir damlacık sudur dünya ötesi yok budur dünya metanetsiz karton kale kağıttan kutudur dünya var gibi görünür dünya yar gibi bürünür dünya kalpte sinsi kertenkele ebedi sürünür dünya. Sanki senin baki yurdun, el pençe divana durdun, seni avlayacak kurdun, sahibi sayılır dünya. E şimdi bunu aslında Hazreti Peygamber'in şu hadisinden esinlenmiş şair öyle görünüyor. Efendimiz bir denize gidin buyuruyor, parmağınızı sokun o denize sonra çıkartın. O elinizdeki rutubettir dünya, bir damlacık sudur dünya. O Aa. derya ise ahirettir, sonsuz bir zaman. Sonlu bir zaman yaşıyoruz. Sonlu bir zamanı sonsuz bir zamana böldüğünüzde sonuç sıfırdır. Onun ya. için elbette ki burada da şu mana verilmiyor. Yani biz dünyayı ihmal edelim, ruhbanlaşalım. Bu da sağlıklı düşünce değil. Çünkü Hı -hı. bir namaz çıkışı e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki bir asabınızdan bir zat var. Çok sıkıntılı bir durum. Çok ağır bir hastalık geçiriyor. Bir gelseniz bir dua etseniz. Peygamber Efendimiz yanına gidiyor o zatın. Bakıyor ki çok sıkıntılı bir durumda. E, bize olayı aktaran ravi sahabi diyor ki adeta kuş gibi kalmıştı hastalıktan. Eriyip bitmişti. Peygamberimiz o zatın durumunda bir gariplik hissediyor. Ve buyuruyor ki sen hiç Allah'a dua etmez misin? Ya da sen Allah'a nasıl dua ettin de bu hale geldin? Bir tuhaflık var sende. O zat da diyor ki ya Resulallah ben cehennemden çok korkuyorum. Öldükten sonra ahirette Allah'ın bana yapacağı azaptan dolayı tir tir titriyorum. Onun için Allah'a şöyle dua ettim. Allah'ım ahirette bana bir azap yapacaksan bu azabın tamamını bana bu dünyada ver de ahirete benim hesabıma bir şey bırakma diye dua ettim diyor. Bunu ifade ediyor. Peygamberimiz o adamcağızın bu ifadelerini duyar duymaz buyuruyor ki Subhanallah diyor sen buna takat getiremezsin ki niçin böyle bir dua yaptın? Efendimiz ekliyor buyuruyor ki hem ashabına etrafındaki sahabeye hem de kıyamete kadar ki müstakbel ve muhtemel bütün ümmetine aslında buyuruyor ki sizden birisi Allah'a dua edeceği zaman desin ki Rabbene etina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabına karşı koru. Böyle desin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani o zaman bir şey daha çıktı. Sağlıklı düşünce bir dengedir. Dünya ile ahireti, akıl ile kalbi, madde ile manayı, ruh ile bedeni dengelemektir. Yani dengeyi, şirazeyi birinin aleyhine bozmamaktır bir çubuk e göstermiş hı hı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye ve buyurmuş ki Ali hakkı burada arama. Çubuğun bir ucunu göstermiş Peygamberimiz. Hak burada değildir. Sonra öbür ucunu göstermiş Peygamberimiz. Ali hakkı burada da arama. Hak burada da değildir. Sonra ortasını işaret etmiş. Ali hakkı burada ara. Hak buradadır. O çubuğun ortası dengedir. Bir ucu ifrattır, ötekisi tefrittir. İtidal. İtidal. Mesela cesaret ortadadır. Küstahlık bir uçtur korkaklık diğer uçtur. Mesela cömertlik ortadadır. İsraf bir uçtur, cibrilik öteki uçtur. Hmm. Onun için Peygamber Efendimiz dengeyi öneriyor. Yani belki sağlıklı düşüncenin en önemli çıktısı dengedir. Dünya ve ahiret dengesi, ruh ve beden dengesi, akıl ve kalp dengesi, düşünce ve duygu dengesi, fert ve toplum dengesi. Bu denge sistemi biz sünneti incelediğimiz zaman sünnetin insan benliğindeki en önemli özelliğinin insanın ruhunu dengeye kavuşturduğunu, eğilimlerini düzenlediğini görüyoruz. Ya. Onun için e, belki de kalıp kalp uyumu da sağlıklı düşüncenin dış iç uyumu, dünya ahiret uyumu en önemli kriterlerinden bir tanesi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı yarın hem ölecekmiş gibi ahireti hazırlanın. Evet. Hocam böyle bir şimdi bunu hadis olarak zikrediyorlar ama mevzu hadis olarak zikrediyor. Keşful, hafada, acluni bunu. Yani böyle bir söz mesela o yüzden biz ne dünyadan tamamen kopacağız ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da üç genç gelip yarı Resulallah işte ben bütün gece ibadet edeceğim, bütün gece namaz kılacağım diyor. Efendimiz diyor ki ben de namaz kılıyorum ama aileme de vakit ayırıyorum. İşte ben hiç yemeyeceğim, tamamen oruç tutacağım. E ben de peygamberim, oruç tutuyorum. Ama aynı şekilde dünyalık işlere de vakit ayırıyor. Şimdi buradan bakacak olursak bu hadisenin Efendimiz de zaten hani geriye kadar dünyaya da vakit ayırmış ama ahirete de vakit ayırmış. O dengeyi iyi kurmuş. E bizim en güzel örneğimiz Efendimiz. Onu geçmemiz zaten mümkün değil. Dolayısıyla Efendimiz'in yolunu takip ederek o dengeyi iyi kurmamız lazım. Hocam muhabbet çok tatlı gidiyor.